Türkiye'nin önemli ceviz üretim merkezlerinden Kahramanmaraş'ta yaz döneminde aşırı sıcaklar nedeniyle meyvelerde oluşan güneş yanıkları talebi düşürünce ceviz üreticisinde stok oluşturdu. Dünyanın en irisiyle ülkenin tek kırmızı cevizinin yetiştirildiği, yıllık 25-30 bin ton üretimiyle Türkiye'nin ceviz deposu konumundaki Kahramanmaraşlı üreticiler, ellerinde kalan cevizleri eritebilmenin yolunu arıyor. Bölgenin en eski ceviz üretim alanlarından Kemalli Mahallesi'nde yaşayan çiftçiler bu sene cevizlerin çoğunun ellerinde kaldığını belirtti. Genelde cevizle uğraşıyoruz, ceviz yetiştiriyoruz. Bu sene ama cevizimiz elimizde kaldı yani. Her evde şu anda 40 bin, 50 bin kadar cevizimiz duruyor yani. Biz bu cevizi çocukluğumdan beri hizmet ederek bu sene satamadık. Bir kısmını sattıysak da elimizde çoğu kaldı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Mehmet Sütyemez, 2016 yılı itibariyle Türkiye'nin ceviz üretiminde bir sıkıntı olmadığını, ancak bazı faktörlerin stoğun beklenenden daha uzun sürede tüketilmesine neden olduğunu anlattı. Bu sene bizim bir dezavantajımız vardı. O da Türkiye bu yaz çok sıcak geçirdi. Bu yaz sıcaklığı da meyvelerin güneş yanıklığı nedeniyle biraz kalitesini etkiledi. Bu kalitesini etkilemesiyle beraber tabii ki üreticinin elinden çıkışını biraz zorlamaktadır. Ancak bence bu kadar üretime rağmen, yine bu kadar üretim açığı olmasına rağmen tüketicinin talep ettiği cevizi talep etmekte fakat fiyatların çok yüksek olması nedeniyle birazcık üreticilerin bazı yerlerde, bazı bölgelerde elinde kaldı demeyelim ama biraz satışta sıkıntı olduğunu görmekteyiz. Bunun nedeni bir, yazın Türkiye'de yaşanan olağanüstü yaz sıcaklığı, meyve kalitesini düşürmesi ama bir gerçekte biraz da ceviz fiyatları oldukça yüksek. Bu yüksek fiyat ve biraz kalitenin düşüklüğü üreticinin elinde cevizin bir miktar daha ağır satılmasına neden olmaktadır.